ekonomik, diplomatik ve ticari kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmektir. Şimdiye kadar hamdolsun bundan muvaffak da olduk. Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. Üçüncü tarafların aksi yöndeki müdahalelerine rağmen komşularımızla ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı temelinde güçlendirmeye gayret ettik. Kimi bölge ülkeleriyle aramızda ortaya çıkan görüş ayrılıklarını gidererek işbirliğimizi yeniden olması gereken seviyelere taşıdık. Türk dünyasıyla münasebetlerimizi tarihi zirvelere ulaştırırken Avrupa ve Amerika ile de karşılıklı saygıya dayalı işbirlikleri geliştirmeye çalıştık. Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimiz zaten olumlu bir mücadele ve mecrada yeni boyutlar kazanarak ilerledi. Ülkemize uzanan hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Bize bir adım gelene biz gerektiğinde koşarak gittik. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyaseti şekillendirdik. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacak. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir kuryayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan deprem felaketi dair zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyasetiyle mücadelede siz ihracatçılarımıza da çok önemli görevler düşünür. Kamuoyunu, özellikle gençlerimizi doğru bilgilendirme konusunda sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. İhracatçılarımızdan ve iç dünyamızdan bu noktada daha fazla çaba harcamalarını, daha fazla görünür olmalarını, daha fazla inisiyatif almalarını beklediğimizi burada özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli dostlar, ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ülkeleri doğrultusunda gelişmeye,
yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Rahatsız olanlar var. Ama bu rahatsız olanlara bakmayacağız. Biz işimize bakacağız. Terörden darbe girişimi, sokak olaylarından kur ataklarına kadar yakın geçmişimizde maruz kaldığımız sıkıntıları dikkate aldığımızda ekonomide elde ettiğimiz başarıların nedenli, önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Tüm bu olayların yaşandığı 2012-2022 döneminde dünya ekonomisi yıllık ortalama %3,4 oranında büyürken Türkiye ekonomisi yıllık ortalama %6 oranında büyüme kaydı. Son birkaç yıla baktığımızda ise tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgını, küresel tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna savaşı, ham madde ve enerji krizi bile ekonomimizin hızını kesemedi. Önceki yıl yani 2022'de %5,5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2,4 puanla ihracatımızdan geldi. 2023 yılının 3. çeyreğinde %5,9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi devam ettirdik. Böylece G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. İhracat tarafında da benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. İlk defa 2021 yılında %1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay 2022 yılında %1,02'ye yükseldi. Geçtiğimiz yılın ilk iki çeyreğindeyse bu oran %1,03'e çıktı. Güçlü büyüme performansının yanında büyüme kompozisyonumuz olumlu yönde gelişti. Nitekim 2023 yılının 3. çeyreğinde yatırımlarda yaşanan %14,7 oranındaki artış son 2 yılın en yüksek seviyesini ifade ediyor. Mal ve hizmet ihracatının gayri safi yurt içi hasıla büyümesine katkısı 2023 yılı 3. çeyreğinde %0,3 puan oldu. Üretimin güçlü etkilerinin son açıklanan istihdam verilerine de yansıdığını memnuniyetle görüyoruz. Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk. Yalnızca 2022 yılı Ocak ayına kıyasla dahi bakıldığında sağlanan ilave istihdam 1.848.000 kişinin üzerindedir. Ekim ayında işsizlik oranımız %8,5 olarak gerçekleşerek son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim de en büyük baş ağrımız hayat pahalılığının tetiklediği enflasyondur. Avrupa'sından Amerika'sına son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranları alınan onca tedbire rağmen yüksek seyretmeye devam ediyor. Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermedi. Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun hafifini düşürmeye başlamıştır. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Tabii bu süreçte çeşitli bahanelerle milletimizin çoluk çocuğunun rızkına, refahına, malına, mülküne, cebindeki parasına kasteden açgözlülere
kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Hayat pahalılığına karşı mücadelemizi bir tarafta denetimlerin, diğer tarafta tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz. Yatırımı, istihdamı ve üretimi gözeten ihracatçının finansmana erişimine öncelik veren bu sürecin sonunda daha önce olduğu gibi inşallah enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Değerli misafirler, 2023 senesi ülkemiz açısından gerçekten zorluklarla, sıkıntılarla, deprem başta olmak üzere pek çok imtihanla geçen sancılı bir yıl oldu. Bu süreçte sadece bölgemizdeki belirsizliklerle mücadele et, aynı zamanda ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolarlık ilave fatura yükleyen 6 Şubat depremlerinin olumsuz sonuçlarıyla da mücadele ettik. Elbette 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve tahribata yol açan bir tabii afetin altından kalkmak kolay değil. Depremin yaralarını sarma konusunda devleti ve milletiyle Türkiye'nin elde ettiği başarıyı dünyada başka hiçbir ülke gösteremez. Asrın felaketi olarak gördüğümüz, bildiğimiz bu olayda ve dün de şiddetli bir depremle sarsılan Japonya'ya ve dost Japon halkına ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Asrın felaketi denen bir tabii afetin hemen ardından üretim başta olmak üzere her alanda hızla toparlanmayı başardık. Depremin ihracatımızı etkisi -6 milyar doları buluyor. Küresel ekonomide COVID-19 salgınıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen Gazze'deki katliamlarla yeni boyutlar kazanan sarsıntılar halen devam ediyor. Tüm bunlara rağmen dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz emeğin ve önemin meyvelerini hamdolsun özellikle ihracatta topluyoruz. Şimdi sizlerle 2023 yılı ihracat rakamlarını paylaşmak istiyorum. 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre %0,6 oranında artıştı. 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış. Bu rakamla orta vadeli programdaki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de açtık. 2023 yılı Aralık ayında ihracatımız %0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla %70,7'ye yükseldi. Bakınız bu oran biz göreve geldiğimizde sadece %50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre %3,2 oranında geriledi. Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. 2023 yılı Ekim ayı itibariyle yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında
Dış ticaret açığındaki düşüş ve hizmet ticaretinde verilen fazla ile cari işlemler açığında düşüş yaşandı. Eylül ve Ekim aylarında cari işlemler hesabında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Kasım ve Aralık aylarında dış ticaret açığındaki düşüş etkisiyle cari işlemler açığındaki kapanmanın devam etmesini bekliyoruz. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşme süreceğine inanıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında yer alan 61 ihracatçı birliği ve sayısı 120 bini aşan ihracatçımız başta olmak üzere bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Günümüzün belirsiz siyasi ve ekonomik şartlarında ihracat yapan, katma değer üreten, istihdam oluşturan, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum. Değerli dostlar, yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracatı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene ihracat yapmayan ilimiz kaldı. Bunun yanında daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi. (gülüyor) 2023 yılında en fazla ihracat yapan 5 ilimiz sırasıyla şu şekildedir. Toplam 59,4 milyar dolarlık ihracatla İstanbul birinci oldu. İstanbul'u 30,7 milyar dolar ile Kocaeli takip ediyor. İzmir 23,8 milyar dolar ile ihracattan %9,3 pay aldı. Bursa 17,7 milyar dolarla dördüncü, Tekirdağ 12,5 milyar dolarla 5. sırada yer aldı. İhracatta en büyük ortağımız olan Avrupa Birliği toplam 104,3 milyar dolarla yine ilk sırada bulunuyor. Avrupa Birliği dışı Avrupa ülkelerine olan ihracatımız %8,3 oranında, Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerine olan ihracatımız %1,2 oranında artmıştır. Küresel talepte ve bilhassa Avrupa Birliği'nde görülen yavaşlamaya rağmen ihracatta bu performansın yakalanmış olması çok önemlidir. İhracatımızda değer bazında artışta öne çıkan ilk 3 ülke şu şekildedir. %63,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %16,9 ile Rusya Federasyonu ve %150,4 oranında artışla Suudi Arabistan. İhracatımızın değer bazında en çok arttığı ilk 3 fasıl da şöyledir. %15,1 artış ve 30,8 milyar dolarla motorlu kara taşıtları, %33,7 artış ve 13,7 milyar dolarla kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, %11,3 artış ve 25,2 milyar dolarla elektrik makineleri. Katma değer olarak da artan ihracatımızın kilogram birim kıymeti %8,8'lik yükselişte 1,6 dolara çıkmıştır. Kıymetli misafirler, mal ticaretindeki güçlü performans hamdolsun hizmet ticaretimize de hizmet yapmıştır. Hükümete geldiğimizde yalnızca 14 milyar dolar olan
hizmet ihracatımızı 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 85 milyar doların üzerine taşıdık. Gerek mal ticaretinde izlenen performans, gerekse hizmet sektörünün güçlü katkısı cari işlemler dengemize olumlu etki ediyor. Son iki aydır fazla verilen cari işlemler dengesindeki tablonun sürmesiyle ekonomimizin sağlam temelleri daha da güçlenecektir. Ülkemizin medarı iftiharı olan siz ihracatçılarımızla el ele verdik. Çok çalıştık ve başardık. İnşallah 2024 yılında çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Bugün sadece 2023 yılının değerlendirmesini yapmıyoruz. Aynı zamanda 2024'ün de hedeflerini belirliyoruz. Ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. 2024 yılında mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabileceğimize inanıyorum. Türkiye bunu başaracak güce, kabiliyete ve imkana fazlasıyla sahiptir. İnşallah sene sonunda belirlediğimiz hedefleri de aşan bir ihracat rekorunu kırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Buna yürekten inanıyorum. Bu hedefe yürürken sizlerin yanında olmayı hep sürdüreceğiz. Devlet olarak 2023 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11,6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024 yılında iki katına çıkartıyoruz. Mevcut desteklerimizi güçlendirirken ihracatçılarımıza yeni destek paketleri ve yeni hizmetler sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz. İhracatçımızın daha düşük maliyetli finansman imkanlarına kavuşması için Ticaret Bakanlığımız ve Türk Eksim Bank yoğun bir çalışma yapıyor. Finansmanda sadece Eksim Bank'ta yetinmiyoruz. Biliyorsunuz ihracatı geliştirme anonim şirketiyle finansman konusunda önemli bir adım atarken kefalet sistemiyle de teminat sorununa çözüm getirdik. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız finansmana erişimi desteklemek amacıyla restant kredilerinin günlük limitini 3 milyar liraya çıkardı. Şimdi yurt dışındaki ithalatçılar ile ihracatçılarımızı bir araya getirecek, ihracat süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlayacak yerli ve milli bir platform olan Türkiye Elektronik İhracat Platformu'nu hayata geçiriyoruz. Amacımız Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamaktır. Sizler çalıştıkça, yatırım yaptıkça, ürettikçe, ihracat gerçekleştirdikçe bizler tüm imkanlarımızla, tüm kurumlarımızla sizlerin yanında olacağız. Bugün elde ettiğimiz başarılar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha yüksek rakamlara, çok daha göz kamaştırıcı neticelere hep birlikte ulaşacağız. Cumhurbaşkanınız olarak sizlere sesleniyorum ve güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 255,8 milyar dolarlık rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Türk bayrağını gururla dalgalandıran tüm ihracatçılarımıza, her birinize bu rekor için şükranlarımı sunuyorum.
Önümüzdeki yıl yeniden bir araya geldiğimizde hedeflerimizi de aşan bir ihracat rakamını paylaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ticaret Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini, Türkiye İhracatçılar Gecesi'ni, ticaretimizin artırılması için azimle çalışan herkesi tekrar tebrik ediyor. Bu güzel organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kılın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, kitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Müsaadenizle Saate Devletimizi bir kez daha sahnede misafir etmek isteriz. Sayın Ticaret Bakanımız ve Sayın Tim Başkanımız alkışlarla bir kez daha sahneye davet edelim efendim. Buyurun. Efendim bugün size bir sürprizimiz var. 2024 yılının ilk ihracatını da bugün burada hep birlikte canlı olarak izleyeceğiz. Bu önemli anı canlı yayında sizlere aktarmak üzere İstanbul Ambarlı Limanı'na dönelim. Efendim karşımızda İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Lojistik Konseyi Başkanı Sayın Başaran Bayrak ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya var. Buyursunlar. Davut Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, sizi ve bütün kazanımı saygıyla selamlıyorum. Türkiye 100 yılında 2024'ün ihracat rakamlarını tutturmak için ilk ihracata bismillah diyoruz. Emin ve talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Bizler Ankara'dan sizlere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şöyle bir zoomlayalım, çevreyi de bir görelim. Maşallah profesörler kolay atıyor. Hoş geldin Mustafa ya. Tekrar Davut Bey'in yanına gelebiliriz. Evet Davut Bey. Mikrofon sizde. Efendim hazırız. Biz de hazırız. Efendim hazırız. Talimat verdiğinizde yola çıkacağız inşallah. Hayırlı olsun. Biz de yol verelim. Sağ olun efendim. Allah hayır etsin. Sağ olun. Evet. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Mal ola, inşallah yol ol. Şu an konteynerlerimiz gemiye yükleniyor. 2024 yılının ilk ihracatını burada hep birlikte izledik. Bismillah diyerek uğurluyoruz. Efendim Sayın Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe, Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına bir hediye takdimi olacak. Buyurun. Yol isimli bu eser Türk ticaretinin tarihsel yolculuğunu simgeliyor efendim. Birinci isim dünya haritasıyla birleştirilmiş Türkiye haritası, Türk ihracatçısının dünya ticaretindeki gücünü temsil ediyor. Harita esasında ihracatın başlangıcını simgeleyen kervanlar ve tarihsel yolculuk vurgulanıyor. El dokuması, sel kuması üzerine istenen bu eserin Osmanlı Ticaret Müdürü ve Mevlana'nın "Sen yola çık, yol sana görünür" sözüyle anlam buluyor. Ben çok teşekkür ediyoruz. Programımızı not alıyoruz. Teşvikleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.
teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Alkışlarla uğurluyoruz. Aile fotoğrafı için Türkiye İhracatçılar Meclisi, yönetim kurulu üyelerimizi, sayın bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. AK Parti Genel Başkanlığı vekillerimizi, eski bakanlarımızı, rakamlarını açıkladık ve 2024 yılının da ilk ihracatına canlı yayında şahit olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri teklifleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve